Hocam 7. ödevi 23 kişi göndermiş. 7. ödevi. Maşallah. Kaç kişi hocam? 23. Ben gönderdim onu. Ben de gönderdim. Hocam ben daha gönderemedim. Çalışıyorum. Üzerim de uğraşıyorum. Yeni ödev ne zaman? Yeni ödevi bu hafta verebilirim. Biraz şey planlaması yapıyorum. Yani Java'ya 2 tane dev kalsın ama fazla ödev de vermek istemiyorum çok fazla. Tamam. Hocam bütün projeler birbirine gidiyor. Geçen sene 10 tane vermişim. Evet. Belli olmuyor belki duruma göre. Yani bazen de işte sınıfta sorduğumuz sorulara gelen cevaba göre falan da vermeye de çalışıyorum. O yüzden giremiyorum. Bu hafta hazırlamaya çalışacağım. Şimdi en son geçen ders bunu böyle okuyabiliyor musunuz şu lambalar yanıyor? Yeşil ders falan. O da yeni tarafı kalmayınca o fokus olmuyor hikaye. Hocam bu otofokusu kapatsak olmuyor mu? Öyle bir özelliği yok mu? Olmuyor yok mu? Benim fokusu yok mu? Yani şu fokusu sabitleyince güzel olacak da olmuyor. Hocam hep hareketli olmanız lazım. Hemen şeye düşüyor. Fulya düşüyor. Hareketten değil yok ya. Şeyden oluyor. Işık az olunca şey yapamıyor, kontrastını yapamıyor. Geçen ders arkadaşlar şey hakkında konuştuk. İşte polimorfizm chapter'ın sonuna doğru geliyorduk. Burada birazcık virtual destruction, polimorfizm ve virtual fonksiyonla bir yakından alakalı. Virtual fonksiyonlardan polimorfizm olmuyordu biliyorsunuz. Abstract sınıflar da çok yakından alakalı. Virtual destructor kavramı gelmişti. Demiştik ki eğer bir hiyerarşi yapıyorsanız, bir sınıfı bir sınıftan türetiyorsanız, distraktör ihtiyacınız varsa distraktörlerin hepsine virtual yapın. Diğer türlü pointer üzerinden delete ettiğiniz, diğer türlü pointer üzerinden delete ettiğiniz şeyler ya bari sallana gelmeyin ya. Ellerinde çay geliyorlar halet bir şeysiniz ya. Kaç saat? Anlamıyorum ki ya. Hem de muhabbet muhabbet değil geliyorlar ya. Virtual distraktör yapılması lazım distraktörlerin hepsinin delik. Sebebi de bir pointer üzerinden bir objeyi delete ediyorsanız o objenin pointer'ın gösterdiği objenin tipindeki destructor'ın çağırması için diğer türlü pointer'ın tipinde. Pointer'ın tipindeki obje başka, pointer'ın gösterdiği tipteki obje başka. Anlıyorsunuz değil mi farkı? Bir pointer'ın gösterdiği pointer tipinin objesi var. Bir de pointer'ın gösterdiği objenin tipi var. İkisi birbirinden farklı olabilir. Hangi durumlarda olabilir? B sınıfın pointer'ıdır. İşte burada olduğu gibi B sınıfın pointer'ı ama bir drive objesi gösteriyordur. İşte bu B sınıf tipinde bir tane pointer ama gösterdiği obje drive sınıfında bir obje. Siz burada P base'i delete ederseniz o zaman base şu sınıfa ait destructor çağrılacak. Eğer virtual destructor'ınız yoksa virtual destructor'ınız varsa drive sınıfa ait destructor çağrılacak. Yine destructor'ın ne zaman çağrılacağına runtime'da karar verilir. Bundan bahsettik. Ondan sonra da casting hakkında konuşmaya başladık. Dedik ki şu esasında yapılabilir. Yani bir tane köpek objeniz var. Bir tane de pet objeniz var. Hatırlıyorsanız şöyleydi. Pet sınıfı vardı. Pet sınıfından gelme köpek sınıfı vardı bu şekilde. Tamam böyleydi. Dolayısıyla burada bir dog objesine pet objesini atayabilirsiniz. Tamam mı? Onda bir problem yok. Burada slicing oluyordu hatırlıyorsanız. Veri kayboluyordu ama atama yapılabilir. Bunu da yapabilirsiniz yine. Onu da yapabilirsiniz. Bunun adına upcasting deniyor. Yani şu ok yönünde yaptığınız cast, upcasting problemsiz, çalışıyor. Bunları bildiğiniz kısın ya.
upcasting çalışıyor. Problem downcasting'de. Downcasting her zaman için izin vermiyor. Bazı durumlarda izin veriyor, bazı durumlarda izin vermiyor. Mesela şurada. Downcasting. Yine aynı şekilde bir tane pet pointer'ı, tamam mı? Bir tane ondan sonra dog pointer'ı var. Ne yapıyorum ben? Dynamic Cast'de burada gösterdiğim, bakın şurada, tamam mı? Burada gösterdiğim bir tane, şurada anladık mı? Şu üç satın üzerinde bir daha konuşalım. Şunun üzerinde biraz daha konuşalım. Bir tane pet pointer'ım var. Tamam mı? Pet pointer'ını kullanarak bir dog objesi gösterebilirim. Problem yok burada. Upcasting yaptım değil mi? Bu neydi? Bir dog pointer'ı da pet pointer'a çevirdim. Upcasting'de problem yok. Downcasting yapmaya çalışıyorum ben burada. Diyorum ki ya diyor bu pet bir dog objesini gösteriyor biliyorum. Bu dog objesini gösterdiğine göre benim doğrudan çevirebilmem lazım. Hayır doğrudan çevirmene izin vermiyor. Downcasting'e doğrudan C++ ya da herhangi bir object oyunda değil izin vermiyor doğrudan. Sizin kendi elinize zorla demeniz lazım ki ben bu pet bir dog objesini gösteriyor biliyorum. Bu pet pointer ama bir dog objesini gösteriyor. Ben bunu bir dog pointer'a çevirmek istiyorum dynamic test'le. Her zaman olmayabilir. Bu nedenle şunun sonucu şu işlemin zorunluluğu her zaman bir pointer değil bazen de null gelebiliyor. Hangi durumlarda null gelebilir? Bu pet belki de bir pet objesini gösteriyordur değil mi? O zaman burası null gelecek, çeviremiyorum diyecek. Tamam mı? O zaman burası null gelecek, çeviremeyecek. Ama çevirebiliyorsa doğrudan buraya hemen bir tane dog pointer'ı geliyor. Siz ona dog pointer'ını atıyorsunuz. Tamam mı? Bunlar da downcasting deniyor. Şeyi unutmayın. Pet buradaydı, dog buradaydı. Arlandaki ilişki şu ilişki. Ok yönündeki atamalar upcasting problem yok. Legal. Isolation'ın sorunu yok. Ama ters yöndeki casting dikkat gerekiyor birazcık. Çok az kullanılır falan filan gibi şeyler söylemiş kitap ama şurada rarely done due to pitfalls demiş ama doğru değil bu. Sık kullanılıyor. Bu da yapılıyor. Hiçbir durumlarda yapılıyor. Ben size söyleyeyim. Hani benim verdiğim bir tane klasik örnek vardı burada. Bunu hatırlıyor musunuz? Söyleyeyim bana neydi bu? Elimdeki bir shape pointer dizisi var. Shape pointer dizisinin üzerine geçip tüm shape'lerin alanlarını topluyordu burada, tamam mı? Tüm alanlarını topluyordu. Ben mesela bunu değiştirmek istiyorum. Ben diyeceğim ki ya elindeki şekil dizisinin tüm alanlarını toplamak istiyorum ama kareler kalsın. Kareleri toplamak istemiyorum. Karelere özel davranacağım. Şimdi bu çok genel bir kod, tamam mı? Genel kod yazmak polimorfizmin özelliği. Genel kod yazdığınız zaman zaten, tamam mı? Türemiz sınıflar ne olursa olsun genel kod üzerinde çalışıyor. Yani bu şu fonksiyonla beraber herhangi bir şekil tipi çalışacaktır. Hiçbir farkı yok. Herhangi bir şekil tipi kendi şurada olduğu gibi kendi eriyasını tanımlayacak. Eriyası her neyse. O eriyasını tanımladığı zaman da benim bu genel kodum onun üzerinde mecburen çalışacak. O da eriyasını tanımlamak zorunda. Niye eriyasını tanımlamazsa her compile olmaz. Niye? Shape'de area pure virtual fonksiyon olarak yapmış. Değil mi? İşin güzel tarafı o. Yani ben şuradan yeni bir tanesini türeteceksem buradan onun kesinlikle area perimeter ve draw'unu yazmak zorundayım. Eğer onları yazacaksam bu genel kodda kesinlikle yeni şekil için çalışacaktır. Compile olacaktır. Problem yok. Polimorfizmin güzel tarafı o. Genel kod yazabiliyorsun. Genel kod demek de her tarafta kullanabileceğin kod demek. Yine geldik. Code reuse değil mi? Code reuse yapmaya çalışıyoruz. Ama bazen özel davranman gerekebiliyor. Ne diyorsun mesela? Bana sadece kare haricindeki tüm şekillerin toplam alanını ver diyebilirsin. Ya da işte print check yapacağım ya. Sadece hourly employee olanların, tamam mı? Tamam mı? Ya da sadece hourly employee olanların checkleri print et. Diğerlerininkini print et, maaşlarda 5 lira zam yap falan filan gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Özelleşmiş kod yazmak için ne yapmanız lazım? Her objeye teker teker sen mesela ne yapacağım burada mantığını söyleyin. Her bir pointer'ı mesela burada ben şu şeyin içerisinde bu loop'un içerisinde her bir pointer'ı kare pointer'ına çevirmeye çalışacağım. Eğer kare pointer'ına çevirebiliyorsa o karedir. Diyeceğim ki bunun alanını toplamayacağım ben. Çeviremiyorsa kare değil demek ki diyeceğim, tamam mı? Yani genel kod yazarken içerisinde özelleşebilirsiniz de özelleşmek istiyorsanız. Nadir yapılan durum kitabın söylediği gibi. Ama yapmayın dememek lazım. Yapılması lazım bunların. Nadir bir durum ama downcasting, upcasting'i birbirinden ayırmak için bunda şeyini bilmemiz lazım. İsterseniz bunu biz kendimiz yazalım şuraya. Yazalım mı? Ekleyelim hocam sağ tarafa falan. Oraya hemen. If desek.
Uçtu yine ya. Ne büyüyor ne küçülüyor. Şöyle büyüyor. Evet, onu çok büyük yazmışım ondan. Tamam, onu küçüyorum. Öyleyse ben şöyle aşağı doğru gelip bir daha yazmaya çalışacağım. Yeniden açınca oluyor herhalde hocam. Yeniden açınca oluyordu herhalde, küçülüyordu. Yok ya, bunu bulabilecek. Bundan daha küçüğünü yapamıyorum. Yeniden açsanız kapatıp hocam. Yapmayacağım. Böyle yapacağım. Ya da hoca lafı dinlemek lazım. Adam biliyor bir şeyler. Yani. Estağfurullah hocam, sizler bilirsin. Ne oluyor Ender? Hocam o diyoruz ya, ne oldu bugün? Bugün özel bir... Tamam, yazdıkça oluyor. Tamam, yazdıkça bana yer açıyor. Tamam, şimdi aynısını yazıyorum. Double. Ben de beraber yazmış olalım tekrar. Total area except squares. Tamam mı? Kareler hariç toplamalarını verecek bana. Const bir tane vektörümüz var. Shape pointer'lar olacak bunlar ve vektörümüz olsun. Tamam. Double sum 0 for 0'dan ve nokta size artı i. Burada birazcık şey yapmam lazım. Parantez açtım. Tamam. Şimdi eskisi gibi artık önüme gelen herkesi toplamak istemiyorum. Önüme gelen herkesi toplamak istemiyorum. Sadece kare olmayanları toplayacağım. Öyleyse ne diyeceğim hemen burada? Ne yapmam lazım? Eline bir tane kare geçiyor mu, geçmiyor? Birazcık açık yazmaya çalışacağım. Buna daha kısa yazabilirsin ama açık yazmaya çalışıyorum. Bir tane diyelim ki square pointer'ım var. SP, square pointer'ım var. Ben bu square pointer'ına, tamam mı? Square pointer'ına elindeki V'nin ince elemanın pointer'ını atamak istiyorum. Ama doğrudan şunu yazsam mesela, bunu şöyle yazın. Bu hata. Niye, ne yapmaya çalışıyorum? Downcasting yapıyorum. Görüntü tarafına gitmeye çalışıyorum. Downcasting doğrudan yaparsanız hata. Ama diyorum ki ya, ben eğer buysa ancak çevirmeni istiyorum diyorum. O zaman diyeceğim ki ben buraya. O zaman diyeceğim ki ya sen bana şunu bir çevirmeye çalış bakalım ne çıkıyor sonuçta. Eğer kesin biliyorsanız, tamam mı? Çevirdiğiniz zaman null bir geldi mi kontrol etmeye gerek yok, ama kesin bilmiyorsam yapmam lazım. Diyorum ki dynamic cast, bunu square point'ına çevirmeye çalış bakalım. Neyi çevirmeye çalışıyorsun? V'nin yeninci elemanına. Eğer bunun sonucu bana null geldiyse, tamam mı? If null geldiyse o kare demektir, ama ben kare olmayanların şeyini toplamaya çalışıyordum. Eğer null değilse o zaman şunu yap bana. Sum artı atama. Ne yazacağım söyleyeyim bana. ST ok area ne yazacağım? Ne yazacağım? V'i area ST ok area. V'i nokta. Nokta değil. Area. Bu. Sama bunu topladı ve bunu bitirdim ve return sum dedim. Tamam. Kareye özelleşmiş bir tane fonksiyonum olsun. Soru var mı bununla ilgili? Kareye özelleşmiş bir tane fonksiyonum olsun. Ne mesela, kareyle ilgili ne yazdık biz burada? Yazdık mı bir şey? Kareye özelleşmiş bir fonksiyon söyleyin bana. Get side. Tamam mı? Bir kenarın şeyini versin bana. Bir tane kenarın uzunluğunu versin. Kareye özelleşmiş bir tane fonksiyon. Tamam mı? Kareye özelleşmiş bir tane fonksiyonu ben. Kareye özelleşmiş bir tane fonksiyonu. Şuranın içerisinde. Şunu birazcık aşağı alabilir miyim sizce ben? Güzel. Şurada. Bakın bu ne yaptı? Size söyleyeyim. Tamam. Bunu bir ilk önce bir herkes okusun, sonra bana cevap versin. Şöyle yanlış yaptık. Tabii ki. Tamam. Ne yapar şimdi bu fonksiyon? Bu yeni yazdığım fonksiyon. Genel olarak ne yapar bu?
Hata verir, güzel. Ha, bir dakika, doğru. Hata verir. Bir defa tüm kare harici tüm şekillerin alanlarının toplamını bana return eder. Karelerinde tamam, kenarlarına ekrana yazar. Tamam. Evet, ekrana. Karelerinde kenarlarına ekrana yazar. Manasız bir fonksiyon ama yani karelere değişik davranmanın yolu bu. Karelere değişik yazmanın davranmanın yolu bu. Güzel bir şey değil. Niye güzel bir şey değil? Çok genel bir kodun içerisine tuttum, getirdim, kare ismini soktum. Yani bu, ben Tortelleria'ya yazdığım zaman şu yeşil Tortelleria'yı ne zaman yazmıştım ben, hatırlıyor musun? Yeşil Tortelleria'yı ben shape'i yazar yazmaz yazdım. Hatta bakın gördünüz mü? Shape yeşil. Bunu da yeşil yazmıştım. Daha sonra maviye çevirdim burada. Yani şunlar square ile circle daha sonradan yazdım. Square ile circle yazmadan ben shape şu Tortelleria'yı yazmıştım bile. Çok genel bir kod yazdım. Özelleşmiş sınıflar geldikten sonra benim bu genel kodum hala çalışmaya devam ediyordu. Burada ne yaptım? Genel bir kodu birazcık daha özelleştirdim. Kariye özel bir tane kod oldu. Hatta içerisinde kare olmayanlar hariç falan filan laflar etmek zorunda kalmıyorum. Fonksiyonun ismini bile koydum. Tamam. Genelde yapılmaması gerekli bir şey. Yani kodunuzu özelleştirmeyin ama bazen bu gerekli oluyor. Downcasting yapmanız bazen gerekiyor. Bazen gerekiyor downcasting yapmanız. Bazen gerekiyor. Şeyde yaparız yani mesela void pointer'ı, yani herhangi bir pointer'ı void pointer'a tak diye atarsan problem yok. Void pointer'dan geriye gelirken başka bir sınıfa doğru type casting yapmanız gerekiyor değil mi? Evet. Orada siz diyorsun ki ben ne yaptığımı biliyorum, bu diyorsun. Tamam, senin çünkü şey yok, yeteneği yok. Bu hangi sınıftı ya, ben onu çevireyim deme yeteneği yok. C++'ın var ama. Eğer bu pointer bu tip değilse bunu çeviriyor. O tip değilse değil mi anlamak için de dynamic case kullanıyoruz burada ve hiyerarşi olması lazım. Yani herhangi bir pointer'a çevirmenin C++'da yolları var ama denemek istemiyoruz pek onları. Eğer yapacaksan bir tipteki pointer'ı başka bir tipte, ancak downcasting yapıyor olman lazım. Downcasting yapmanın yolu da dynamic casting. Static case var, dynamic case var. İkisi birbirinden oldukça farklı. Ben ne demiştim dönemin başında? Dynamic case daha dönemin sonuna doğru falan filan gelecek diye. İşte var. Dynamic case'in tüm numarası. Bu ve şey anlamak ve yani belki kitabın şu söylediği doğru. Yani Rayleigh'den az kullanıyor ama dynamic case'ti, tamam mı? Dağın kesti ne olduğunu anlamak, nasıl kullanıldığını anlamak, polimorfizmi anlamak için çok güzel bir fırsat size. Ve sınavda da kesin bir yerlerde sorarlar. Yani genelde şöyle eleştiriyorlar, soruyor. Ya gelip en ufak, en küçük bir noktaya soruyorsunlar. Bu gelip, tamam mı? Ne, zurnanın zırt dediği yer miydi? Neydi öyle bir yer mi vardı? Tamam, orası, tamam mı? Yani bunu anlayabilmeniz için anlattım her şeyi. Bu ne işinize yarayacak? Muhtemelen çok kullanmayacaksın ama bunu anlamış olmanız lazım. Bunu anladığınız zaman diğerleri her bir şey yerine oturuyor. Upcasting ne demek, downcasting ne demek? Upcasting doğrudan is arayışına. Is'a en baştan beri söylüyorum. Is'a olduğuna göre tabii ki atanır. Downcasting de bazen oluyor, bazen olmuyor. Downcasting içerisinde bakın şu da var. Ne bu? Söyleyeyim bunu. Güzel bir soru oldu. Nasıl? Ha, kim söyledi? Birisi bir şey söyledi. Ha? Ha, tamam, derse geç geliyor ama anlamış, gördünüz mü? Alt küme bu. Yani buradaki pet kümesi, bu da dog kümesi. Tamam mı? Her zaman için dog kümesinin içerisinden pet kümesini atama yapabilirsin. Çünkü onun alt kümesi. Ama bazen pet kümesinin içerisinden dog kümesini atama yapabilirsin. Çünkü atayabileceğin obje sayısı, tamam mı? Sadece değerinin içerisindekiler, yani kesişinden atayabilirsin. Tamam mı? Bu, dolayısıyla downcasting, upcasting şunu olduğu gibi söylüyor. Upcasting her zaman için yapılabilir. Dog kümesinin içerisindeki tüm elemanlar pet kümesine aittir. Ama pet kümesinin içerisindeki tüm elemanlar dog kümesine ait değildir. Bazıları aittir. Tamam mı? Bunlar yine birbiriyle alakalı. Esasında dediğim gibi bu inheritance ve polimorfizm birbirine çok bağlı. Basit bir iki tane kuralı var. Onları özümsediğiniz zaman bunlardan herhangi bir tanesini anlamamanız ve onları kullanmamanız ya da değildir falan demeniz mümkün değil. Hepsini yapabilirsiniz. Sorusu olan var mı polimorfizmle ilgili? Upcasting, downcasting. Bir tane soru sorun. Tamam. Ben burada kronometre başlatıyorum. Ya gerek yok lan. Bir tane soru dediğim sürece. Hocam sorabilir miyim? Sor.
O dangerous'lı nal gelirse ve biz onun farkında olmazsak ortaya çıkıyor değil mi? Orada yazmışsınız ya hani... Ben yazmadım, kitap yazıyorum. Dangerous yazmış. Dangerous da dememesi lazım, dikkatli olmak lazım. Orada. Yani şurada her zaman çalışmıyor, bazen nal gelebilir bu, tamam mı? Nal geldiği zaman ne yapacağını bilmen lazım. Biraz önce ben nal geldiği zaman ihmal ediyordum. Şimdi nal geldiği zaman bunu yapıyorum. Get site diyorum. Peki şöyle bir şey yapsam ne olur arkadaşlar? Bakın if geldi, sp'nin ben, tamam mı? If geldi, sp'nin ben nal olmadığını biliyorum. Sp'nin ben nal olmadığını biliyorum. Onun yerine, yani v'ye inince eleman kesinlikle bir square değil mi bu else geldiğine göre? Öyleyse şunu yazsam ne olur sizce? Aynı şey değil mi? Aynı pointer, aynı objeyi gösteriyor. Öyle geliyor. Biraz daha düşünün, ne olur bunu yazarsam? Aynı sonucu elde eder miyim? Yani nal gelmedi SP. Demek ki V'ye inince eleman bir kare değil mi? Evet. Kare olduğuna göre ben onun alanını sorabilirim. Değil mi? Evet. Bence doğru. Şüphelendi o. Bir şeyler söyleyecek. Söyle. Hocam biz şey gönderiyoruz orada. Hani aşağıda get side çağırması bence hata verir diye düşünüyorum. Evet doğru düşünüyor arkadaş. Ben diyor ki shape'in içerisinde get side diye bir fonksiyon var mı? Yok. SQL'in içerisinde var. İyi hocam ama ben biliyorum burada diyor arkadaşlar V'nin kare olduğunu. İyi de compiler compile etme aşamasında V'nin bir kare şeyi olduğunu bilmiyor ki. Runtime'da çıkacak ortaya. Tamam mı? Compiler'ın bunu üretmesine izin veremezsiniz. Compiler o kadar akıllı değil. Ya nasıl olsa bu adam bunu burada kontrol etti. SP kare olduğu zaman ancak bu çağrılacak. Öyleyse ben bunu sanki bir kareymiş gibi düşüneyim diyemez. Compiler neyi biliyor? Bu ne diyor V'nin tipi? Shape. Değil mi? Shape. Shape pointer'ı. Shape sınıfının içerisinde getSide diye bir fonksiyon var mı? Bakıyor. Yok. Öyleyse ben bunu compile etmem diyor. Peki şu üsttekinden ne farkı var bunun? Diyor ki V'nin tipi ne? V'nin tipi Shape. Shape sınıfının içerisinde area diye bir fonksiyon var mı? Var. Demek ki bunu compile edelim. Yalnız area virtual. Öyleyse hangi area'nın olduğunu, tamam mı? Ondan türeyecek sınıflardan hangi area'nın olduğunu runtime'da karar vermem lazım. Kesinlikle compile edeceğim. Runtime'da bir şeyler bulacağım. Tamam mı? Bunda öyle bir şey yok. Şunu söylediğiniz anda bu runtime hatası, compile time hatası. Hocam hem çevirmiyor mu kendi runtime'a? Ama runtime'a kadar, runtime'dan önce hata veriyor. Compile etmiyor işte. Çünkü getSide virtual değil değil mi hocam? Ne? GetSide virtual değil. Virtual olsa da fark etmez ki. Shape sınıfında GetSide diye bir fonksiyon yok. Yok yok zaten. Virtual olursa zaten olur ama öyle bir şey mantıksız olur olamaz. Shape'de GetSide olamaz. GetSide'ı square içerisinde virtual yapabilirsin. Evet. Ama shape'de yok hala. Shape'de yok hala. Shape'de yok. Compiler neye bakıyor? Bu sınıf içerisinde böyle bir bu sınıf içerisinde böyle bir fonksiyon var mı diye bakıyor. Eğer fonksiyonsa da oradan compiler hatasını veriyor. Eğer öyle bir tane fonksiyon varsa virtual mı değil mi diye bakıyor. Eğer virtualsa hangi fonksiyonu çağıracağına, tamam mı? Runtime'da karar verecek şekilde kod üretiyor. Tamam mı? Runtime'da karar veriliyor. Hangi fonksiyonu çağıracağına. Ama eğer fonksiyon yoksa zaten compile time'ı veriyor. Eğer virtual değilse compile time'da hangi fonksiyonu çağıracağı da karar veriyor zaten. Tamam mı? Compile time'da zaten hangi fonksiyon? GetSide virtual olsaydı shape'in içerisinde değil. Burada virtual olsaydı. Shape'de hala yok GetSide. Yok. Onu soruyor herhalde. Yani burada da virtual yapsan da fark etmez. Shape'in içerisinde yok. Zaten öyle bir şey yazamazdınız. Hani bunu genel bir kod olarak yazmaya çalışıyorum ya ben. Yani bu herhangi bir şekil olmadan da çalışabilmesi lazım shape'le beraber. Tamam. İşte burada özelleştirdim. Özelleştirmekle genel kod bir araya geldiği zaman insanın kafasında karışıyor gibi ama bunları da anlamanız önemli. Anlayın bunu. Bu da önemli bir nokta. Tamam mı? Yani şunun neden hata verdiğini çok iyi anlamanız lazım. O zaman SP kullanıyoruz hocam orada. Tabii ki mecburen SP kullanacaksın. Bu olmaz. Bunun yerine SP kullanacak. Buna hata veremez compiler. Niye? SP'nin tipine square değil mi? Square pointer. Square'in içerisinde get size var mı? Var. Virtual mı değil mi bakmıyorum. Eğer virtual olsa da olmasa compiler olur bu. Eğer virtual ise eğer bundan türemiş başka sınıf varsa onu da çağırabilirim diye. Daha sonra bekletebilir ama burada virtual olmadığı için doğrudan çağıracak. Var mı soru sorulmuş? Bir tane daha sorun. Bu oturmadı nedense. Yani niye öyle bakıyorsunuz ki anlamıyorum ben. Sorularınız da cansız. Dönem son olduğu için.
Tamam, sonra sorun bir tane. Hocam statik kes yapsak mesela, şunu statik kes yapsak. O zaman statik kes C'ye giriyor, her şeyi yaparsın orada. Her şeyi yapıyor. Evet, yani saçmalatırsın. C mantığı oluyor. Ne olur yani, statik kesi hatırlıyorsun. Sonuçta bu compiler C++ hocam. Evet. Her şeyi bildiğine göre ben statik yapıyorsam bile bunun hani şey olduğunu, öyle bir şey yapmam. Statik kes dediğin zaman tüm ipleri eline alıyorsun, sen sus diyorsun. Ben geleceğimi yapacağım. Statik kesin manası yok. C dilinde oydu değil mi? Evet. Ya bu bir double pointer ama sen bunu bir integermiş gibi gör bak diyordun değil mi? Yani C++ akıllı ama yine de onu geriye uyumlu yapmışlar. C ile uyumlu gibi. C gibi davranabiliyor. Davranmasını yap. O yüzden eski kesle yeni kesler karışmasın diye dedi. Statik kesle aynı bir kesle falan çıkmış. Hı. Eski keslerle karışmasın demiş. Tamam. Var mı soru? Evet. Bu SP'nin içinde ne oluyor? L'yi tutarsa o zaman SP'ye atanmış oluyor? Aynı pointer tıpatıp içlerine bak tıpatıp aynı şey var içerisinde. Evet, pointer'ın değil ne demek? Mal mı değil? Mal diye bak. Mal sıfır. Ne diyorsun? Şunu mu diyorsun sen? Şunu mu? Bunun manası ne? Evet. Yani pointer'ın değil. Hatırla küçüklüğünden ya. Bunun manası şu. Hatırlıyorsun ama bunu yazdığın zaman sanıyorsun ki polimorfizmle alakalı bir şey. SP not equal null demek bu. Hatırladın mı? Null ne? SP null olması sıfır olması demek değil mi? İlk pointer hatırlatmazsa ben bunu gösteririm. Ya bu şu satırın polimorfizmle, dynamic case'le falan alakası yok ki. Yani. Ama bildiğim pointer hikayesi. Şey de güzel yani bakın SP'nin içeriğiyle gidin bakın hafızada tamam mı? VI'nin içeriği tıpatıp aynı eğer şuraya geldiyse. Değerleri aynı tamam mı? Aynı yeri gösteriyorlar ikisi de. Ama compiler tamam mı? Compiler işte V'yi üzerinden geç sayının çağırmasına izin vermiyor. Çünkü aynı yeri göstermeyebilirler. V'yi bir tamam mı? Circle objesinde gösteriyor olabilir. Onda side yok. Onun radius'u var. Onda radius'u var. Compiler her zaman için çalışacak kod üretiyor. O yüzden zaten shape sınıfının objelerini yapamıyorsunuz ya. Shape sınıfının objesini yaparsanız area diye bir tane fonksiyonu adamın var ama implement edilmiş. Çağıramıyor. Her zaman kod üretilmiştir. Tamam, başka burada ne söyleyeceğiz? Uncasting hakkında konuştuk. Must track all information to be added. All member functions must be virtual. Uncasting ile ilgili söyleyeceğim şeyler. Belki şurada şunu söylemem lazım. Bu esasında şu yazdığım bu değil de şu kod. Şu kod. Bu bugün saat 2 ya da 3'te 4. sınıflara design pattern dersi vermeye başlayacağım, tamam mı? Oraya gelin ya o derse. Gerçi onlar kalabalık ama. Nerede ders bilen var mı? Alan var mı ders burada? Bazen oluyor. Herhalde 100 katta ya. 100, 102'de mi? 102'de mi? 3 saatte. Saat ya 2'de ya 2.30'da ya da 3'te. Tam bilmiyorum. Bir video davetli var da. Efendim? Videoyu alacak mısınız? Videoyu iyi almıyor ya. Canlı gidebilirsin. Hocam ders alırsın. Alsın derdini yaz. Zaten bu derse sınıfın yazısı nerede yok. Öbür yazısı gibi davranıyor. video çekerim koyarım. Orada şey atacağım. Tamam. Oradan atacağımı birazcık burada şeyini yapayım. Preview'ünü yapayım. Bir tane object oriented kuralı var. Object oriented tasar. Şimdi güzel o, esasında o kitabı da bir okuyayım. Head first. Ben nerede o kitap? Şurada var mı? Şurada bir yerlere koydum ben onu ya. Head first design patterns diye bir kitap var. Oranın üzerine gidiyor. Head first mu? Head first. Head first. Design patterns. Patterns. Tamam mı? Bu kitabın ilk başlarda söylenen bir tane laf var. Diyor ki ya ben diyor object oriented öğretmeye çalışıyor. Tamam mı? Object oriented. Ya diyor ben diyor polymorphizi biliyorum. Abstraction'ı biliyorum. Inheritance'ı biliyorum. Onu söyleyen encapsulation'ı da biliyorum. Daha ölecek ne kaldı ki diyor. Onu söylediği şey söylüyor. Biliyor olman demek ki onu sözlüğünü öğrendi. Tekniklerini biliyorum, biliyorsun manasına gelmiyor diyor. Yani object oriented felsefeden yola çıkarak insanların öğrendikleri, bildikleri, geliştirdikleri şeyler var. Onları öğrenmeye çalışıyoruz diyor. Ve söyledikleri şeylerden bir tanesi, ilk kurallardan bir tanesi object oriented'ların code against abstract classes. Abstract classes. Eğer, tamam mı? Eğer kod yazacaksanız abstract sınıflara karşı yazın kodunuzu. Ne demek yani? Şurada mesela tamamen abstract sınıfa karşı yazdım ben burada. Abstract sınıfın dışında herhangi bir kodum yok burada. Ne var? VI shape değil mi? Shape pointer'ı. Onun area'sı. Eğer abstract klaslara karşı yazarsanız, yani kodunuzun içerisine somut sınıf karıştırmayın.
Mümkün olduğu kadar bunu yapın. Eğer kodunuzu içerisinde somut sınıf karıştırmıyorsanız ne demektir bu? Çok genel demektir. Olduğu gibi polimorfizm kullanıyorsunuz, olduğu gibi genel kod yazıyorsunuz değil mi? Yani sizin kodunuzun üzerinde sizin sınıfınızdan, o abstrakt sınıflardan türetilmiş tüm sınıflar çalışabilecektir. Yazdığın anda çok genelleşmiş bir kod yazıyorsun. Eğer bunu yazarsan diyor, genelleşmiş kodu yazarsan da kod reuse ihtimalin artacaktır. Ya bunu tahmin etmek çok zor bir şey değil. Hani değil mi? Yani yazabildiğiniz kadar somut, soyut kod yazmaya çalışın. Ama adam bunu kurallaştırmış, çerçeve içisine almış. Bunun gibi epeyce kural var. Zaten o tür dersler, o türlü şeyler. İşte object oriented tasarım dersleri ya da design patternları falan filan. İnsanlar yıllarda tecrübe edip buldukları atasözleri diyebilirsiniz. Her atasözü doğru olmayabilir. Neydi? Akan su şey tutmaz mıydı? Neydi ya? Nasıldı? Yok ya, akan su şey tutmaz vardı ya. Akan su nasıldı ya? Bir iki tane garip atasözü var. Ne diyor bu adam falan filan. Şu su aklıma geldi. Akan suyla yazın ya. Akan su diye bir tane tırnak çizdi. Hocam iki atasözü çelişiyor mesela. Yanı gördüğünüz yerde başını ezin. Bir de bana dokunmayan yılan bin yaşasın. İkisi mesela farklı şeyler. Tam tezat mesela. Bir tane dokunmasın ama başında ezeceğim. Nasıl oluyor? Yılanlara dokunma. Dokunduğun zaman da başını... Bir ya tamam. Bunlar dediğim gibi objekt yaratıcıların atasözleri, bazıları mantıksız gelebilir tecrübeyle. Sözlerine inanmak zorunda mısınız? Sizi mahkemeye verebilirler mi bu adam atasözünü övmüyor diye? Veremezler değil mi? Tamam. Yani sizin için birilerini geliştirip koyup ortaya tecrübe, tecrübeyle ortaya çıkmış, denenmiş. Belli bir durumu özetlemek için yani o neydi güzel bir tane atasözü, işleyen devir ışıldar tamam mı? Onu birileri tecrübe etmiş bulmuş. Ya bende yetenek var, ben nasıl olsa yaparım, salla ya falan filan dediğin zaman belli bir süre sonra paslanıyorsun. Hiç de bir şey falan filan olmuyor. Genelde başarılı insanlarda, sonradan şımaran artistlerde, sonradan şımaran bilim adamlarında, sonradan şımaran futbolcularda, sonradan şımaran söyleyin nokta nokta hepsinde aynısı olur tamam mı? Yetenek var, bir yere kadar getirmiş, yatmaya başlıyor. Yattıkça yeteneği de kayboluyor. Bir de dönüyor ki hiçbir şey kalmamış. Neye başlıyor ondan sonra? Şamatıya başlıyor. İşte bana bunu yaptılar, bana bunu ettiler, bana şöyle ettiler falan filan. Çok duyarsınız bunları. Adam üretmeyi bıraktığı zaman bol bol eleştirmeye, başkaları yapıyor falan filan demeye başlar. Yani bu sadece iki tane, dört tane kelime bunların hepsini açıklıyor değil mi? İşleyen devi hatta üç tane kelime. Bunların hepsini açıklıyor. Bunlar da onun gibi şeyler. Object oriented'cıların buldukları, bir araya getirdikleri kurallar. Buradan bir tanesi bu. Code Against Abstract Class esasında bu Java'cılardan çıkmış. Code Against Interface. Onlar en abstract class'a interface diyorlar. Ben C++'a çevirdim birazcık bunu. İşte o da bu. Şöyle bir kod yazdığınız zaman tamam mı? Bu tüm şey sınıflar için çalışacaktır. Windows 95'te yazılmış bir tane kodumuz vardı ya bir yerlerde. Eğer bulabilirsem, gitti mi o kodu? İleride sağda, ileride solda, daha da sağda. Ne tarafta? Gidemiyorum ki. Hayır hocam, bu görünen zaten. İşte bu. Şu. Ne diyor? Tüm application sınıflarından türeyecek. Tüm application sınıfına türecek, application sınıfından türecek tüm sınıflar için şu fonksiyon closeout çalışacaktır. Yani şeye baktığınız, şartlara bastığınız zaman her birinin teker teker nasıl kapatması gerektiğini biliyor. Bazı kapalı, bazı application'lar kapanırken ne diyor? Tamam ben gidiyorum diyor. Bazıları gidelim. Şey diyor, ya diyor dosyayı seyretmedi diyor. Bazıları diyor ki beni kapatıyorsan ama işin yarım kaldı diyor değil mi? Hepsinin davranışı değişik. Windows 95 bunları tahmin edebiliyor muydu bunları yaparken? Yok ama diyor ki herkes kendi nasıl kapanacağını biliyor. Ben onların virtual bir şekilde kapanma şeylerini close fonksiyonuna çağırırsam işte yazılabilecek kadar genel bir tane kod. Abstract application sınıfına, application sınıfına bir objesini yapamıyorsunuz. Ondan türetip yeni application'lar yapabiliyorsunuz. Abstract application sınıfına karşı yazılmış bir kod. Onunla ilgili güzel örnekler var. Saat 2'de gelin, misafir olun, dinleyin. Başka şeyler falan da söyleyeceğiz tamam. Yani dolayısıyla polimorfizmi anlamadan o türlü teknikleri anlamak falan filan da kolay değil. Bazı şeyleri burada anlatıyoruz size. Gerçi ben çok şanslıyım yani bu türlü soyut şeyleri anlatırken hemen rahat gerçek hayattan işte bunu öğrenmeseniz şu olur, bunu öğrenmeseniz şu olur gibi şeyler örnekler verebiliyorum. Çoğunuz da belki de inandırıyorumdur herhalde %10'unuz, %15'iniz. İnanıyorsunuzdur herhalde, en azından öyle düşünüyorum. Ama bir işte şey discrete hocasının ya da işte
işte teorik teori of computation hocasının böyle şansı yok. Yani arkadaşlar bu discrete teorinin sonuçta işinize yarayacak değil, zaman hepiniz biliyorsunuz değil mi? Yani